Allah'ın bir amanetidir. Amanet zorunda çocuk imtihanı çok zor bir imtihanı. Biliyorsunuz İslam tarihi aynı zamanda insanlık tarihidir. Allah Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra ardından Havva annemizi yarattıktan sonra onlara Kabil ve Habil isminde iki tane evlat verdi. Tabi daha cennetten yeni çıkarılmış imtihanlarının acısını çekerken bu sefer Habil ile Habil'in başka bir imtihanıyla karşılaşmaya başladılar. Bir evlat katil, diğer bir evlat ise ebedi alemden kullandı. Bu sefer Adem Aleyhisselam acaba annesi dedi, Adem Aleyhisselam acaba Habil'e mi üzülsün, Kabil'e mi? Ondan sonra Nuh Aleyhisselam oğluna yapmadığı nasihat kalmadı. 950 yıl boyunca yaptığı risalet davasının sonunda evladı ona inanmayarak bu sefer küfür üzerine öbür aleme gitti. Bu sefer Allah İbrahim Aleyhisselam'ı adeta evlatsızlıkla sınadı. Yani varlığı da imtihan, yokluğu da bir imtihana dönüştü. Tabi 90 küsur yaşına gelince bu sefer İsmail Aleyhisselam'ı verdi. Verdikten sonra bu sefer evladıyla başka bir imtihana düşürdü. Ardından Meryem annemiz bir Allah'ın başka bir yaratılış haritası olarak babasız yeryüzüne İsa Aleyhisselam'ı doğurdu. Tabi bu sefer imtihanın bambaşka bir boyutuyla karşılaşmaya başladı. Ardından yoksulmazsa baba Aleyhisselam yeryüzündeyken Fatıma annemiz düşünde bütün çocuklarını kendi elleriyle toprağa gömdü. İşte evlat böyle bir imtihandır. Varlığı da imtihan, yokluğu da imtihandır. En başta küçük kardeşim dedi ya, biz Allah'ın bir nimetiyiz. Her nimetin şükrü kendi cinsindendir kardeşlerim. Her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Evladın nimetinin şükrü ise İslam ahlakı üzerine yetiştirilmesi gereken bir durumdur. Teşekkür etmene gerek yok. Ben gittim.